Sizlere nasıl makyaj yaptığımı anlatacağım bugün. Ben kesinlikle makyaj öncesi... Hayır, ben konuşamıyorum. Sanırım konuşamayacağım da. Tekrar alıyorum. Bunları görün. Rezilliğimi anlayın diye. Sevmiyorum. Makyaj yapmadan önce kesinlikle makyaj bazı kullanmamız lazım. Çünkü cildimiz tarş olabilir. Sivilcelenme, leke ve benzer sorunlarla karşılaşabiliriz. Bundan kaynaklı muhakkak makyaj bazı kullanmamız gerekiyor. Cildimiz kuruysa eğer kesinlikle bir yüz kremi kullanmamız gerekiyor. Baz haricinde. Benim cildim çok kuru olmadığı için ben sadece makyaj bazı kullanıyorum. Ama cildinizin tahriş olmaması adına sizler birçok şeyi kullanmanız gerekiyor bence makyajda. Şimdi çok az miktarlarda göz altımıza sürerek bunu yaymamız gerekiyor. Bunu yayarken isterseniz bir fırça yardımı yapabilirsiniz veya ellerinizle de bunu yayabilirsiniz. Ben fırça yardımıyla yaymayı tavsiye ediyorum. Ama ben makyaj süngeri kullanmaya alıştığım için de makyaj süngeriyle yayıyorum. Ama yayabiliyorsanız dediğim gibi makyaj fırçası daha güzel ve daha net, pürüzsüz gösterebilir cildinize. Bu şekilde makyaj bazımızı yaydıktan sonra ben makyaj bazı olarak Flamur'un CC Clear'ı kullanıyorum. Sizler cilt tipinize göre farklı makyaj bazları alabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ardından ben göz makyajını önceden yapmayı tavsiye etmiyorum kesinlikle. Çünkü eyelinerınız bulaşıyor, bilmem ne oluyor. Yani o videolarda gördüğünüz gibi olmuyor arkadaşlar. Ya ben çok beceriksizim ya da gerçekten hatunlar dibine kadar makyaj yapıyor. Yani bilemeyeceğim ama ben tavsiye etmiyorum. Yani hele ilk makyajsa eğer yaptığınız makyaj kesinlikle göz makyajınızı en sonraya bırakın derim. Ben fazla aktığı için açıkçası normal yerinden değil açıp kullanıyorum. Ve şu şekilde vücudumun yani yüzümün belirli noktalarına fondötenimi sürüyorum. Şimdi renk ayrımı olmaması adına birazcık boynuma da sürüyorum. Çünkü renk ayrımı olursa erkekler çok itici bakabiliyorlar. Şöyle saçlarımızı arkaya çekiyoruz. Giydiğimiz tişört muhakkak leke olacaktır. Onun leke olmaması adına yani ben askılı giymenizi tavsiye ederim hanımlar. Ama üstünüzde uygun bir kıyafetiniz yoksa çok dikkatli fondötenizi yaymanız gerekiyor. Fondötenimizi eşit miktarda dağıtıyoruz. Yüzümüzün her yerini sürdüğümüzden emin oluyoruz. Bu şekilde pürüzsüz vücuda sahip oluyoruz. Kesinlikle fondöteni sürdükten sonra kendinize aşık olmanız lazım. Ya ben fazla sorumlu olduğum için o dediğim bende olmuyor maalesef. Fondöteni sürdükten sonra göz altınız eğer çok pürüzlüyse
Yani gece uyuyamadıysanız, aşk acısı çekip sabahlara kadar ağladıysanız kesinlikle gözaltı kapatıcısı kullanmanızı tavsiye ederim. Ama yok, gayet sorunsuz bir cildiniz varsa arkadaşlar çok da zorlamanızın anlamı yok diye söylüyorum. Şu şekilde bir kapatıcı kullanıyorum ben, Flormar'ın. Arkadaşlar bu arada ben sadece Flormar'ın malzemelerini kullanıyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Ya başka makyaj malzemesi kullanamıyorum diyelim. Kapatıcımızı da şu şekilde yardım olarak yayıyoruz göz çevremize. Siz oradan pürüzsüz görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat benim uyku problemim olduğu için göz altlarımda çatlama ve bir miktar morarma oluyor. Bundan kaynaklı olarak ben gözaltı kapatıcısı kullanıyorum. Ama dediğim gibi çok pürüzlü bir cildiniz yoksa, göz altınızda morarma ve benzer şeyler, şikayetleriniz yoksa ben kullanmamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde yaydıktan sonra sıradaki göz çerçevesi kısmına farmı kullanmak istiyorsunuz, sadece eyeliner ile geçiştirmek mi istiyorsunuz, hafif gölgelendirmek mi istiyorsunuz, bu size kalmış. Bugünkü makyajımda sadece hafif aydınlatıcı kullanacağım ben. Çünkü giydiğim kıyafete ağır bir makyaj olması gerektiğini düşünüyorum ben. Siz tabii ne şekilde seviyorsunuz? Gözlerinizi öne çıkarmak istiyorsunuz? Yoksa gözlerim arka planda kalsın, ben dudaklarımı mı öne çıkarmak istiyorum diyorsanız onları sırasıyla göstereceğim. Aydınlatıcım yine Flomar'dan. Çok beyaz değil aydınlatıcım. Fakat zaten bana hafif bir beyazlık da yeterli. Çünkü ben biraz bronz tenliyim. Yani tam esmer değilim ama buğday tenli gibi bir şeyim ben. Kapatıcıyı sürdükten sonra aydınlatıcı ile biraz renklendirmeniz lazım. Şimdi gözünüzü kapatıp gözünüzün üzerine şu şekilde biraz aydınlatıcıyla geçerseniz eğer, gözünüzde far tarzı bir görüntü sağlanır. Çok istemiyorsanız gözünüzün üstüne sürmek zorunda değilsiniz tabii. Ama bence çok hoş duruyor. Altına şu şekilde yine devam ediyorum. Şu şekilde göz çerçevemi aydınlatıcıyla geçiyorum. Aynı işlemi sol tarafıma da gerçekleştiriyorum. Önce gözümü kapatıyorum şu şekilde. Aydınlatıcımı sürüyorum. Şöyle çok belirgin olmasın diye tek kat üzerinden hafif bir kat daha geçiyorum. Devam ediyorum altına şu şekilde. Yani ben şuradaki beyazlığı çok seviyorum açıkçası arkadaşlar. Yani benim gözlerim biraz geniş olduğu için, yani eşek gözlü olduğum için ben şu gözlerimin biraz ön plana çıkmasını istiyorum. O yüzden fazlasıyla aydınlatıcı sadece şu sürüyorum. Aydınlatıcımı sürdükten sonra eyeliner'ımı çekeceğim. Şimdi sizlere benim makyaj sıram diğerlerine uygun gelmeyebilir. Ama ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Ve
Gayet toparlayıcı bir makyaj oluyor diye düşünüyorum. Bu da arkadaşlar Filmora yine eyeliner. Şimdi ben eyelinerınızı şöyle çekebilirsiniz, böyle çekebilirsiniz demeyeceğim. Fakat gözünüzü kapatıp ve şu şekilde çektirmeniz gerçekten çok önemli. Eyeliner'ı çektiğiniz olsun. Şimdi eyeliner'ımın birini şu şekilde çektim. Fakat kuyruğunu birazcık belirginleştirmek istiyorum diyorsanız uzatabilirsiniz. Ben hafif biraz belirginleştirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şu şekilde. Tarz belirginleştirdim. Bu şekilde bir eyeliner çektim. Şimdi aynısını diğer gözüme de yapacağım. Şimdi aynı şekilde eyeliner'ımı eşit çektiğimi düşünerekten şurasının sadece birazcık ince olduğunu düşünüyorum ve orayı hemen düzeltiyorum. Şekilde eyeliner'ımı bitiriyorum ben. Ardından şimdi az önce aydınlatıcı sürmüştüm. Fakat parmağımı şu şekilde çektirdiğim için aydınlatıcımda hafif bir siliklik oluyor. Şimdi tenime temas ettiği için doğal olarak silinme gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi hafif, çok hafif aydınlatıcımı tekrar alıyorum. Fırçamdan yardım alarak fırçamla silinen yeri hafifçe şöyle geçiyorum ben. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Niye sessiz konuşuyorsam acaba? Bu şekilde silinen aydınlatıcımı tekrardan tamamlamış oluyorum. Gelelim rimel. Şimdi arkadaşlar rimelimizi birazcık temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ilk geçişimizde kesinlikle bütün rimelin kepikte kalmaması lazım. Ben rimelimi şu şekilde sürüyorum. Eski bir tanıdığım çok dalga geçerdi benimle. Hani başını niye sallıyorsun falan. Ben beni başka türlü süremiyorum. O şekilde de bir anım kaldı. Şu şekilde yani en ince detayına kadar inecek şekilde rimelimizi sürüyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Şekilde sürmeye devam ediyoruz tabi. Ben size göstermek için birazcık eğildim. Sonrasında aynama bakıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bu şekilde rimelimi de sürmüş bulunmaktayım. Şimdi diyorsunuz ki bu kızın kaşları böyle mi kalacak? Bu ne böyle fondöten dolu falan? Tabii ki de böyle kalmayacak. Şimdi ben yine Filorma'nın kaşlarıyla kaşlarımı boyayacağım arkadaşlar. Şunu sizlere söylemek istiyorum. Ben kaş fırçası kullanmıyorum. Kaş fırçası adı altında.
Ben arkadaşlar kapatıcı fırçası kullanıyorum. Çünkü kaş fırçası ya kullanabilirsiniz aslında ama ben kullanamıyorum arkadaşlar. O yüzden ben dediğim gibi maalesef bunu yapıyorum. Şimdi kaşıma hafif bir renk veriyorum. Şöyle hafif bir renk veriyorum. Yani sonrasında düzeltmelerini falan yapabilirsiniz arkadaşlar siz. Yani kaşınıza şekil verebilirsiniz falan filan. Ama ben hafif renklendiriyorum ve bırakıyorum. Çünkü ben çok uğraştığım zaman arkadaşlar başıma gelen kalın bir kaş oluyor. Ve diyorum ki ben kaş olarak doğmuşum. Aynı işlemi diğer kaşım da gerçekleştiriyorum. Bu şekilde kaşımı eşit miktarlarda renklendiriyorum arkadaşlar. Kaşlarımı da bu şekilde renklendirmiş bulunmaktayım. Gelelim ben yine fiyonları kemik rengi rujunu kullanıyorum. Siz istediğiniz ruju kullanabilirsiniz tabii ki. Ama şimdi yaş gereği falan bunlara kesinlikle dikkat edilmeli. Çok önemli, çok özel bir gün yoksa kırmızı ruj bence çok abes arkadaşlar kullanılmamalı. Şimdi şu şekilde ya ben geçenlerde Çağla Şeker'in bir videosunu izledim. Hani diyor ki dudağınızın altına sürün rujunuzu ve üste yayın. İşte dudağınızı daha kalın göstermeyin falan. Ama bu kemik renginde kesinlikle geçerli değil. Çok hoş görünüm sağlıyor. Yani biraz kalın sürerseniz rujunuzu inanın çok doğal ve çok sevimli gösteriyor size. Bu şekilde. Arkadaşlar ben aldığımı evde unutmuşum. O yüzden kusura bakmayın. Ve ben Allah'a ihtiyaç duymuyorum açıkçası. Çünkü çok fazla yürüdüğüm zaman falan benim yüzümde zaten bir kızarma oluyor. Bundan kaynaklı olarak da Allah'a gerek duymuyorum. Bu benim ilk videom. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.